Genç kız küvetin içerisinde bacaklarını tıraş ediyordu. Daha sonra parmaklarında bir gariplik fark etti. Hızlıca havlusunu üzerine aldı ve duştan dışarıya çıkarak odasına gitti. Parmak araları birleşiyordu. Daha sonra karnı çok acıkmıştı. Akvaryumda bulunan bütün balıkları yedi. Canı su istediğinde ise mutfakta bulunan tuzu bardağa borca etti. Doldurmuş olduğu bir bardak tuzlu suyu kana kana içti. Ertesi gün uyandığında parmak aralarının birleşmiş olduğunu fark etti. Hızlıca doktora göstermeye gitti. Doktor genç kızı muayene ettiğinde bazı insanların bu şekilde yapışık parmaklarla doğabileceğini söyledi. Ufak bir operasyonla ayırabileceğini belirtti. Genç kız daha sonra doktora bunun doğuştan olmadığını, yavaş yavaş oluştuğunu söyledi. Doktor bunları duyunca çok şaşırmıştı. Hızlıca yerinden kalktı, kızdan bir kan örneği aldı ve telefona koştu. Genç kız o sırada bir şeylerin ters gittiğini fark etti ve hızlıca hastaneyi terk etti. Genç kız eve döndüğünde hemen aile albümünü açtı. Bebekliğine dair fotoğrafları aradı. Ama bebekliğine dair hiçbir fotoğraf yoktu. Bu durumu annesine sorduğunda annesi onu terslemişti.